Gençler harikasınız vallahi. Ne diyeyim? Arnavutköy'ün heyecanı ve enerjisini çok yüksek buldum. Muhtemeldir ki sevgili Tekin Aras'ın enerjisi, gençliği buraya yansımış. Bence Arnavutköy için çok güzel bir yolculuğa çıkıldı. Allah'ın izniyle bu yolculuk bizi 1 Nisan'da Arnavutköy'de enerjik, halkını hisseden, her anını halkıyla birlikte geçiren, onlarla düşünen, onlarla konuşan, sorunlarına çözüm bulan, çarşı pazar gezen, kendini makama kapatmayan, makamı kendisi için her şey değil, milletini kendisi için her şeye gören bir belediye başkanına kavuşacak. O enerjiyi gösteriyorsunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dur oğlum, dur. Beni hasta edecekler. Ceketi çıkar. Tamam. En son yapacağım. Söz. Şimdi burada değerli milletvekilimiz, önceki dönem grup başkan vekilimiz Engin Altay'la birlikteyiz. Değerli ilçe başkanımla birlikteyiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde genel sekreterimiz, yardımcısı ve diğer çalışma arkadaşlarım da bizlere eşlik ediyorlar. Ama esas bugün az önce dediğim gibi Tekin Bey'in de çabalarıyla Arnavutköy'ün muhtarları, sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri, büyükleri, abileri, ablaları, kardeşleri hep bir aradayız. Sizlerle dertleşeceğiz. Bugün tabii saat 17'de Cumhuriyet Meydanı'nda birlikte olacağız. Orada daha geniş konulara da değineceğiz ama hazır bu kıymetli dostlarımızı bir arada görmüşken bugün çok önemli bir takım hususlara hepinizin huzurunda değinmek isterim. Tabii göreve geldiğimizde söz verdiğimiz çok önemli bir husus vardı. Hiç kimseyi asla birbirinden ayırmadan eşit hizmet sunacağız demiştik. Öyle de yaptık. İstanbul çok uzun zaman sonra açıkçası bir ilki yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'un bütün ilçelerine, 39 ilçesine eşit hizmet sundu. Hiç kimseye o bana oy verdi, bu bana oy vermedi diye düşünmedi. Burada bir başka partili belediye başkanı var. İşte şu ilçede bir başka belediye başkanı var. Asla demedik. Birileri gibi de seçmeni cezalandırmayı aklımızın ucundan bile geçirmedik. Bizim tek derdimiz vardı. Tek derdimiz vardı. İnanın hemşerilerimizin hangi derdi var? İhtiyaçlarını gidermek. Hangi sorunu var? Onların karşısında düşündüğümüz tek şey var. O sorunu en iyi, en uygun şekilde nasıl çözeriz arayış? Bu zorlu ekonomik koşullarda hemşerilerimizin nasıl yanında oluruz? Bunu düşünüyor, paydaşlarımızla işbirliği içerisinde katılımcı bir anlayışla çözüm yolları geliştiriyor ve hızla uygulamaya geçiyorduk. İşte bunun sonuçlarını sizler de Arnavutköy'de görüyorsunuz. Bakın, hatırlayın, sosyal yardımlar kesilecek deniyordu. Ama inanın 5 kat, bazı ilçelerde 6 kat, bazı ilçelerde 7 kat arttırdık. Hiçbir yurttaşımızı geride bırakmadık. Nakdi destekten halk süte, gıda hijyen kolisinden anne karta, gençlerimize evlenme desteğinden yeni doğan destek paketine, askıda fatura gibi, gençlerimizin burs alma imkanları gibi dünyaya örnek birçok dayanışma ağıyla hemşerilerimizin yanında olduk. Bunları söylerken altını çizmek isterim sevgili hemşerilerim. Şunu bilmenizi arzu ederim. Ben keşke diyorum ki bazen yoksulluğu konuşmasak, insanlara yaptığımız yardımları bahsetmesek ama bir gerçek var. Ülkemiz yoksulluk içerisindedir. Ekonomik sıkıntı içerisindedir. mecburen yoksulluğu konuşuyoruz. İşte bugün burada Arnavutköy'deki Boğazköy Yaşam Merkezi'ndeyiz. Burayı açtık. Burada spor salonu, hem de çok donanımlı, havuzu, Enstitü İstanbul İSMEK, Yuvamız İstanbul. Bakın, İstanbul'un gündeminde kreş yoktu. Şimdi İstanbul'da 100 tane kreş açıldı. 100 tane daha da fazlası geliyor. Daha da fazlası geliyor. Kütüphanesi geliyor. Hanımefendi kardeşimi şu önde benim koltuğumu verir misin? Bak buraya gel ablacığım, bak gel. Böyle gel. Bak buraya gel, buraya. Buraya gel. Gel. Bak önde yer var. Buyursunlar lütfen. Bu önde de yer var. Önde 3-4 tane koltuğumuz var. Burada bölgesel istihdam ofisimiz var. Evde sağlık merkezimiz var. Bakın, kültür merkeziyle ilçenin birçok ihtiyacına değinen ve o sorunlara çözüm kazandıran çok değerli bir alanı Arnavutköy'e hep birlikte kazandırdık. Yine Hadımköy'de kentimiz için çok önemli olan ve bu süreçte halk ekmeğin ne kadar önemli olduğunu, geç ablacığım, bırakın arkadaşım, bak Allah Allah, geçer misiniz? Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nı açtık. Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası şu anda neredeyse 2 milyona doğru giden dönem dönem ekmek ihtiyacımızın büyük bir kısmını karşılayan çok donanımlı, dünyanın en donanımlı ekmek fabrikalarından birisi oldu. Gençlerimiz, öğrencilerimiz faydalansın diye, huzurlu bir ortamda derslerini çalışabilsin diye Rıfat Ilgaz Kütüphanesi'ni merkezde hizmete açtık. Yuvamız İstanbul kreşlerinden bahsettik, yenileri de geliyor. Yine yollar yaptık Arnavutköy'de. Özellikle Arnavutköy, Çilingir yolu, Terkos yolu arasında yol ve kavşak yapımı çalışmalarını hızla tamamladık. Bakın, İSKİ çok önemli hizmetler yaptı. Bütün İstanbul'da çok önemli hizmetler yaptı. Ama özellikle Arnavutköy'de yapmış olduğumuz İSKİ yatırımları 3,8 milyar lirayı buldu. Bakın, çok büyük bir bütçe ayırdık. Özellikle bu dönem iddiayla söylüyorum, altyapı bakımından hiçbir dönem olmadığı kadar güçlü yatırımları Arnavutköy'e kazandırdık. Arnavutköy'de özellikle tarım yapan insanlarımıza, burada görüyorum, özellikle buradaki insanlarımızın tarıma çok değer verdiğini de biliyorum. Sadece Arnavutköy değil, Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Şile, Beykoz, Sarıyer gibi tarımla ilgilenen mahalleleri olan yerlere özellikle üreticilerimize yem, fide, tohum, gübre, mazot, ekipman desteği verdik ve üreticilerimizin yüklerini hafiflettik. Neredeyse artık ben tarım yapamayacağım insan sayısı çok artmışken, tarımla uğraşan insanlarımızın, ailelerimizin sayısını 10 kat arttırdık İstanbul'da. Dolayısıyla bütün bunları sizlerle birlikte başardık. Çünkü birlikte başarmanın keyfini yaşadık. Bakın, bir şeyleri birlikte başardık demek kadar güzel bir şey yok. Bir şeyleri birlikte başardım demek aslında ben başardım yerine birlikte başardım demek. Kulağa çok güzel geliyor. Aslında başka bir şey anlatıyor bize. Bu belediyeler, bu makamlar millete ait. Sizin makamlarınız, sizin kurumlarınız, sizin paranızı, sizin bütçenizi biz yönetiyoruz. Seçimle başa geliyoruz. O bütçenize tek bir sıkıntı gelsin istemiyoruz. Bakın, bugün de yine farklı memleketlerden, farklı alanlardan, farklı sevdalardan çok sayıda insan bir aradayız. Birlikte yaşıyoruz. Bu ilçede, bu memlekette, İstanbul'da birlikte yaşıyoruz. Bir araya geldik. İstanbul'a, Arnavutköy ilçemize nasıl daha iyi hizmet edebiliriz diye buluştuk. Her şeyin en iyisini ben bilirim, benim dediğim olacak diyenlerden değiliz biz. Biz sizinle düşüneniz, biz ortak aklı, aynı masada buluşmayı sevenleriz. Bizim masamızda ne var biliyor musunuz saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler? Bizim masamızda birlik var. Bizim masamızda birbirimizi dinlemek ve anlamak var. Bizim masamızda sevince de, kadere de ortak olmak var. Birbirimizi her anımızda dertlenerek, anlayışla karşılamak var. Bizim masamızda kimsenin inancını, kimsenin vatanseverliğini sorgulamak asla yok. Hizmet yaparken oy vermiş mi, vermemiş mi diye bakmak asla yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal yardımlarla yüz binlerce ailenin evine girip çıkıyor. Bakın 5 seneye yakındır. Çocuklarımıza süt ulaştırırken annesine, babasına sen nerelisin, hangi partiye oy verdin diye asla sormayız, sormuyoruz, sordurmayız, sordurmayacağız. Annelere, sevgili büyüklerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, annelere İstanbul'da ücretsiz ulaşım kartını biz başlattık. Bana oy verdin mi diye sormuyoruz. Tam kaç annenin cebinde o karttan var biliyor musunuz? 650 binin üzerinde annenin cebinde o karttan var. İhtiyacı olan, hak edene hakkını veriyoruz. İnanınız biz siyaseti de böyle yapıyoruz. Biz siyasetimizdeki o dağı halka dönük yapıyoruz. Onun için bizim siyasetimizin adı halkçılık. Şimdi bu salonda Arnavutköy'de özellikle demografik olarak çok sayıda Kürt hemşerim var. Bir şey anlatacağım ve iyi dinlemenizi istiyorum. Bu eşitlikçi anlayışla ilgili benim ruhuma iyi gelen, benim ruhumu ısıtan bir şey olduğu için anlatacağım. İlçe belediye başkanı iken tabii vefat eden hemşerilerimin cenazelerine gidiyordum. Ve bazen mesela o cenazelerle ilgili bir şey anlatacağım. Bana ilçe başkanlığımda bu duygu oradaki hemşerilerim tarafından geçti. Özellikle Kürt vatandaşlarımızın yoğun bir biçimde taziye alanı talepleri vardı. Bakın bu kardeşiniz bunu hissettiği için hatta bazen ne yazık ki engellemelere rağmen ısrarla, inatla 9 tane taziye evini Beylikdüzü'nde vatandaşımızın hizmetine açmama vesile olan ve oralarında ne kadar büyük toplumsal hizmet yaptığını gören bir belediye başkanıyım. Vesile olan benim oradaki Kürt hemşerilerimdi. Kürt vatandaşlarımızdı. Ve bu o kadar değerli bir gelenek ki insanlar orada bir arada acılarını paylaşıyorlar. Çok güzel bir gelenek. O bakımdan evet cenazelere gidiyordum. Alevi vatandaşımız var, Caferi vatandaşımız var, Şafii vatandaşımız var. Fark etmez. İstiyorlar ki her vatandaşımız elbette istiyorlar ki ibadetlerinde, cenazelerinde kendilerinden, kendi geleneklerinden, kendi usullerinden bir din adamı olsun. Ama göreve geldiğimizde biliyorduk ki, gördük ki İstanbul Belediyesi'nde böyle bir hizmet, böyle bir alan yok. Göreve gelir gelmez arkadaşlarıma dedim ki bir inanç masası kuralım. İstanbul'un bütün inançlarını oraya davet edelim ve birlikte konuşalım. Şimdi özellikle orada şu görevi gelir gelmez bu kurduğumuz masayla birlikte orada özellikle ihtiyaç olan, cenaze anlarında ihtiyaç olan Alevi dedeler, Şafii meleler, Caferi din adamları, hatta başka inançlardan papazlara, hahamlara bile görev verdik. Din görevlerini istihdam ettik. Bakın en gurur duyduğum şeylerden birisi budur. Ya bakın ne kadar güzel değil mi? Bizim inancımız bile bize bunu emreder. Yani her inanca saygı duymayı. O bakımdan bu din arkadaşlarımız, din adamı arkadaşlarımız zaten İstanbul'un çeşitli yerlerinde görev yapıyorlardı. Ne yaptık? Onları kamusal bir çatıya ve güvenceye aldık. Bakın biz bunu yaptık, başımıza gelen kalmadı. Onu da söyleyeyim. Vay sen misin bunu yapan? Neler oldu neler? Bakın bir dava uydurdular. Adına da DİAYDER diye bir dava dediler. DİAYDER davası. Belki basından duymuş olabilirsiniz. Neymiş efendim? Kürt din adamları üzerinden hem o insanlara vermiş olduğumuz bu görevden ötürü, bir takım desteklerden ötürü inanın hem onlara hem de bize yönelik terör davası açtılar. Aylarca televizyonlarda bizleri terörist ilan ettiler. Birkaç din adamını hatta tutukladılar. Ya ben size bir şey diyeyim mi? Benim o kadar güzel duam var ki sevgili hemşerilerim, sevgili dostum. Bu tür lafları ve bu tür kötülükleri diyorum ki Allah onlara akıl versin. Allah onlara akıl versin. Günün sonunda bakın ne oldu biliyor musunuz? Günün sonunda herkes beraat etti. Cezaevinde de kimse kalmadı. Geriye ne kaldı biliyor musunuz? Boş iftiralar, yalanlar ve insanlar haklarında kirli bir karalama kaldı. Bir de boşu boşuna o hapis yatan o güzelim insanlar oldu. Bu meczup dün akşam televizyonun birinde efendim İmamoğlu bir tek Ayasofya Camii'ne temizlik ve güvenlik hizmeti vermiyor. Çünkü neymiş efendim ben cami olmasından ötürü acı çekiyormuşum. Bak ya benim aklımı, benim vicdanımı, benim kalbimi bile okuyor. Bak cahilliğinden değil, kötü bir insan olduğu için, kötü bir insan, meczup olduğu için Ayasofya yalanını ortaya atıyor. Bak ben bugüne kadar hiç demedim. Ayasofya Camii sadece ibadethane değilken bile, orası müzeyken bile bir bölümünde, caminin bir bölümünde hem orada imam ezan okur, bir bölümünde de namaz kılınırdı böyle küçük bir bölümünde. Ben şimdi oraya kaç defa gittiğimi mi anlatayım millete? Ya bunlar kötü insanlar. Bakın kötü insanlar. Bunlar nasıl biliyor musunuz? Ben mesela Allah rahmet eylesin. Rahmetli dedemden, babamdan hepsi de hacıdır yani. Nerede namaz kılınır, nerede abdest alınır kimse görmez. Namazını kılar, abdestini alır, duasını eder. Ya biz öyle öğrendik. Çünkü inancımız Yaradan'la kul arasındadır. Bunlarda ise gösteriş işi oldu. Milletin canını yakmak için, milleti birbirine düşürmek ve ayırmak için bütün kötü duygularını kullanıyorlar. Bakın söyleyeyim. O mezzubun bu lafı olur ya bir yere gider. Doğrusunu söyleyeyim. Selatin camiler Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindedir. Diyanet İşleri Başkanlığı sorumluluğundadır. Bu iki kurum İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne temizlik, güvenlik konularında talepte bulununca hemen belediyemiz meclisine protokol getiririz ve hizmete başlarız. Bakın biz göreve geldiğimizde 39 Selatin Camii'ne bu hizmet veriliyordu. Bu Selatin Camii dediğimiz bu vakıflara ait eski tarihi o şanlı camilerimiz. Şimdi sayı ise 42 oldu. Ve bu 42'yi biz arttırdık. Bizim dönemde talep geldi arttırdık. 3 tanesinden biri de hatta sıklıkla Sayın Cumhurbaşkanı'nın cuma namazı kıldığı Yıldız Hamidiye Camii'dir. Talep ettiler biz de verdik. Gayet doğal bir süreç. Bak kimse suçlu değil. Ayasofya için ise böyle bir talep gelmedi. Hatta arkadaşlarım duyarlı davranmışlar. Şifayen vakıflara telefon açıp sormuşlar. Ve demişler ki ihtiyaç varsa burayı da biz gündemimize alalım. Onlar gerek yok demişler biz çözüyoruz. Konu bu kadar basit. Ayasofya'nın sorumluluğu üzerinde olan iki kurumdan da talep gelmezse ben o hizmetleri verme hakkım yok. O kapıdan içeri giremiyoruz. Ya düşünsenize Ekrem İmamoğlu bir açılışa davet edildi mi edilmedi mi bile tartıştıran bu insanların bak bunu bu hale, yani bir insanın bir belediye başkanının bir açılışa davet edilmesi kadar doğal bir şey olabilir mi? Ortada bir davetiye var. Davetiye dönmüş ateş mektubuna, herkes kaçıyor ondan. Herkes kaçıyor. Yani olası elini yakar yani. Cız. Allah muhafaza, bunlardan Allah korusun. Onun için bu tür insanlar ne yazık ki meczup insanlar, ahlaksızlığı huy edilmiş. Biliyorsun ben hep az önce değerli hemşerime de söyledim. Bunlar hep Allah'a havale ediyorum. Yaradanıma havale ediyorum. Allah ıslah etsin diyorum bunları. Ben bunu niye anlattım biliyor musunuz? Az önce filmi izlediniz. Burada da birlik beraberlik içinde inançlara saygı duyularak yapılmış bir hizmeti gördünüz. Ben de biliyorum kolay olmayacaktı Şafii melelerin, Alevi dedelerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alınması. Zorluklar olacaktı ama doğruydu. Biz zor da olsa herhangi bir konuda problem olacakmış gibi gözükse de, risk de gözükse, sizin bu kardeşiniz, bu hemşeriniz, her bir insanını sadece ve sadece insan olduğu için seven Ekrem İmamoğlu zor da olsa doğruları yapmaya devam edecek kardeşim. Bu kadar net. Ben Trabzonlu'nun, Kastamonulu'nun sorununa nasıl yaklaşıyorsam, Bingöllü'nün, Diyarbakırlı'nın, Erzurumlu'nun sorununa da öyle yaklaşıyorum kardeşim. Benim duygum budur. Ve şunu da söyleyeyim. Birçok şey konuşuyorlar, konuşacaklar. Birçok şey icat ediyorlar, edecekler. Çünkü zorları büyük. Onlar bir avuç insanın zenginliğini düşünüyor. Ben 16 milyon insanın mutluluğunu ve refahını düşünüyorum. Ve ne konuşurlarsa konuşsunlar. Buradan söylüyorum, ben Kürt vatandaşlarımla arama bir kurumu ya da bir siyasi partiyi koymam. Ben onlarla direkt konuşurum, direkt. Direkt içinde olurum, direkt onlarla sohbet ederim. Hemhal olurum. Benim bir ayrım gayrım yok ki. Ben bu şehrin insanlarıyla İstanbul'u ve ihtiyaçlarını her yerde konuşuyorum. Tabii ki İstanbul'un, Arnavutköy'ün ihtiyaçlarını Kürtlerle konuşacağım. Kürt vatandaşlarımla konuşacağım. Bu şehirde herkes yaşıyor. Benim dünyaya, şehre, insanımıza, 16 milyon hemşerimize, 86 milyon vatandaşımıza bakışım budur kardeşim. Bunlar bunu anlayamadı, anlayamayacak. Ama milletimiz anladı kardeşim. Bana yeter. Milletimiz anladı. Nokta. Durum budur. Çünkü biz İstanbul'u İstanbullularla birlikte yöneten anlayışı benimsedik ve benimsiyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızla yakın ilişki içerisinde olmak, hemşerilerimize fayda sağlamak, işbirlikleri geliştirmek bizim için çok önemli. Birlikte başaracağımız daha çok şeyler var. Göreceksiniz, kreşlerimizin sayısını biz arttıracağız. Hadımköy yuvamız İstanbul'u yakında açacağız. Sırada Nene Hatun yuvamız var. Orada da bir çocuk yuvamızı, çocuk kreşimizi açacağız. İSKİ'nin Terkos Kültür Evi'nde yine çok kısa sürede muhteşem bir alanı sizinle buluşturacağız. Çocuklarınız, hanımefendiler, beyefendiler çok pırlanta gibi bir yerde çok güzel vakit geçireceksiniz. Aynı buradaki sosyal tesis gibi çok uygun fiyata, çok uygun koşullara İstanbul'un en güzel yerini sizlere açacağız orada. Az önce başkanımız söyledi. Ben Karaburun sahiline gelip buradaki kanalın insanların hayatını nasıl zora sokacağını göreyim derken, o gördüğüm sahili kendi çıplak ayaklarımla gezdim ve o sahili en güzel şekliyle dönüştürdük. Oraya lavabosunu, tuvaletini, duşunu koyduk. İnsanların hizmetini açtık. Tertemiz hale getirdik. Can kurtaranı gelip oraya yerleştirdik. Pırlanta gibi. Ben hatta hafta sonu geldim. Çocuklarımla bir kez denize de girdim. Bir de futbol maçı oynadım. Kumda top oynamak zordur. Sağım solum hep kızardı ama güzel bir top da oynadık. Aradan birkaç ay geçti. Hemen Arnavutköy Belediyesi oraya bir ihale, bilmem ne. Şehircilik Bakanlığı var ya şimdi, acemi adayımız. Ondan sonra Şehircilik Bakanlığı hemen ona bir izin vermeye kalktı falan filan. Kıyamet kopuyor. Ya arkadaş, ya güzel bir şey yapılıyorsa alkışla. Ben Arnavutköy Belediyesi güzel bir şey yapsın, alkışlamazsam namerdim ya. O belediyede benim, büyükşehirde senin, fark etmiyor. Bunu anlayamıyorlar. Bunu bunlara öğreteceğiz, öğreteceğiz. Bu seçimde öğreteceğiz. Onun için göreceksiniz, çok değerli projeler çalışıyoruz. Eşkinoz Yaşam Vadisi'ni çalışıyoruz. Terkos ve Büyükçekmece gölleri doğal yaşam parklarını açacağız. Bunların buraya çok yakın olduğunu ifade etmek isterim. Karaburun sahil düzenlemesini yine biz yapacağız. Hem de Tekin Başkanımla birlikte yapacağız orayı. Ambarlı, burada hem Hadımköy'ün içine ulaşacak alanı, metrosunu çalışıyorken, tramvayını çalışıyorken, yine Ambarlı üzerinden Hadımköy metro hattının da Arnavutköy'e bir başka ulaşım hattı sağlaması için çalışıyoruz. Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nı büyütüyoruz. 2. etabı açıyoruz orada. Çok daha güzel ürünler yapacağız. Daha çok işçi çalıştıracağız. Yine bu bölgenin insanını çalıştıracağız. Altyapı çalışmalarımız sürüyor. Arnavutköy, İstanbul'un en genç ilçesi biliyorum. Gençlerimize verdiğimiz eğitim desteklerimiz artarak devam edecek. Gençlerimizin faydalanacağı alanlar artarak devam edecek. Sosyal desteklerimizle ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize göreceksiniz, her daim yanlarında olacağız. Hem de önemli bir ahlakla yanlarında olacağız. Alan elin veren eli görmediği şekliyle yanlarında olacağız. Hiç kimseyi rencide etmeyip görevimizi yerine getireceğiz. Bunların hepsini birlikte yapacağız. Bu yolda desteğinizi esirgemeyeceğinizden hiç kuşkum yok. İstanbul'da hizmette tam yol ileri diyeceğiz. Bu anlamda bizimle birlikte hareket eden, ki muhtarlarımız bilirler. Ben hangi mahalleye gitsem oranın muhtarıyla dolaşıyorum. O mahalleyi o mahallenin muhtarıyla tartışıyorum, konuşuyorum. Çünkü biz yereldeki insanların, seçimle gelen insanların hakkına, hukukuna riayet ederiz, saygı duyarız. Bakın ben 5 yıla yakın zaman önce, göreve geldiğimde 4,5 yıl önce ilk ziyaret ettiğim ilçe belediye başkanlarından birisi de buranın belediye başkanıydı. Ondan sonra defalarca Arnavutköy'e geldim. Her geldiğimde hangi ilçeye gidersem gideyim oranın belediye başkanını davet ederim. Gel kardeşim, beraber gezelim, beraber konuşalım, beraber tartışalım, birbirimize yardımcı olalım. Partilerimiz bitti. Artık milletimize yüzümüzü dönelim, beraber hizmet edelim. Benim davetime bir kez bile katılmadı ya da katılamadı. Bunlar da bir yere gitti mi kızıyorlar bunlara, biliyorsunuz. Hele hele Ekrem İmamoğlu'yla buluştular mı kıyamet kopuyor. Gelemedi. Onun için bu şehirlere, bu ilçelere emir, hüküm, buyruk altında değil, milletin iradesini temsil eden özgür, çalışkan belediye başkanları lazım. Onun adı da Tekin Aras. O bakımdan işbirliği yapmaya, onun için işbirliği yapmaya, hemşerilerimizle birlikte olmaya, onlara fayda sağlamaya, yeni projeler üretmeye ve birlikte üretmeye devam edeceğiz. Burada milletimiz çok istemişti. Tekin Aras Başkanımız da, ilçe başkanımız da çok ısrar etmişti ve biz, vaadimiz de var, her ilçemize en az bir, bazen 2, inşallah 20 gün sonra bir kent lokantamızı da burada açıyoruz Arnavutköy'de. Bu hizmetlerimizin devamını diliyoruz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Arnavutköy'de hep birlikte, Tekin Aras'la da birlikte her şey çok güzel olacak diliyor. Hepinizi kucaklıyorum. Sağ olun, var olun. Arkadaşlarımız, din adamı arkadaşlarımız zaten İstanbul'un çeşitli yerlerinde görev yapıyorlar. Ne yaptık onları Bakın bir dava uydurdular. Adına da DİAYDER diye bir dava dediler. Nereden ötürü, bir takım desteklerden ötürü inanın hem onlara televizyonlarda bizleri terörist ilan ettiler. Bir iftira kampanyasının önderlerinden biri daha vardı o zaman. Böyle çıkıp anlatılan bir gazeteci vardı, gazeteci. Dün baktım tesadüf gece vakti. Ne diyor şimdi biliyor musun? Yine ortalığı karıştıracaklar ya, seçim geldi ya. Seçim geldi yine başladı. Din, iman, kitap.